Bir dakika, tamam Safiye, geçti orayı. Dün Elif ne dedi? Yapalım kınayı, bir şey olmaz dedi. Ama bak Hakkı hayvan yani, yerine koyuyor aslında onu. Aslında Elif size sıcak bakmaya başladı ama annen var ya, korkuyor, Caner, annen. Ondan kapat. Elif yengen korktuğu için bir şey yapamıyor şu an. Evet, aslında Elif yumuşadı. Ben bile şaşırdım, hepimiz şaşırdık. Dün dedi ya efendim Nura. Melike Hanımcığım, arkadaşım. Biraz hastalandığın zamana dönmek istiyorum. Maneviyat diye bir şey var biliyorsun. Eşinin geldiğini, elinden tuttuğunu, sonradan bıraktığını hatırlıyor musun bir tane? Eşin sana ne dedi? Çocuğumu mutsuz etti mi? Demedi değil mi? Eşim bana hiçbir şey demedi. Sadece böyle Caner'e öfkeli öfkeli baktı. Heh. Evet. Sinirli sinirli Caner'e baktı sadece. Melike Hanımcığım bırak, yaşasınlar, görsünler. Cezasında kendini... Ya o adamcağız olsaydı bunlar ne evlenirdi, ne bu kızla kalırdı, ne de biz buraya çıkardık. Ya ki ya. Kelimesi sözü yeterdi onun. Sen boş versene hadi kara, bana yaptığını yapsın bakalım. Ben burada bir şey söylemiştim. Babasına yapamaz. Ya babam şey olsaydı biz çoktan evlenirdik. Bak, hayır. Bak. Ha. Hayır. Ben de inanıyorum buna. Hayır. Anneler maalesef erkek çocuk anneleri böyle. Zaten öyledir. Hayır, abla bak, mesela erkek çocuk anneye aşık olur, kız çocuğu babayı sever. Evet. Öyle gider yani evet. Bu devran. Erkek o da o şekilde. Ben de ondan kopamıyorum ama her şeyime çok karşı çıkıyor abla yani. Evet. Her şeyime çok karşı çıkıyorsun yani. Her şeyine değil. Şu kıza karşı çıkıyorum. Anneciğim. Bunu istemiyorum hayatımda. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu gönder. Göndermem. Göndereceksin. Burada olacağım. Oğlum başı yanacak. Üstüne basamak yapıyorlar. Yanarsa burada yaşamak için yapıyor. Türkiye'ye sonuna kadar beraberiz. Sonuna kadar beraberiz. Adamı değiştir. Ben de sana şunu söylüyorum. O yağlı kapıyı bulup beni bırakıp giderse ben zaten... Bana olacak yani. Seni kesin bırakacak. Şey başka yağlı kapı bulsun. Yer bu zamana kadar ben onu bırakmadım. Ha. Demek ki bırakmayacağım. Bırakacak. Sonuna kadar beraberiz. Sonuna kadar. Benim ailem... ister istemezse Caner'e ama destek veriyor, yardım edecek. Caner belki şu an kabul etmiyor. Tamam ama sonra kabul edecek ve biz böyle kalamaz. Kalmayacağız. Melek Hanım'a da gelmeyeceğiz. Kabul edecek mi? Zaten oğlum, ne olacak ki destek kuvvetleri. Etmeyeceğim anneciğim. Etmezsin çünkü ben seni tanıyorum. Ama işte etmezsin. Sen de yanında dursan, destekçim olsam benim kimseye ihtiyacım yok. Elim her şeyim, hiç senin yani. Bir canın var Allah'a emanet. Tamam alayım. Her şeyin benim senin. Ya. Onu bıraktın, bitti. Yok bırakmam. Koptun. Sana bir yuva kurdum, her şey senin. Çükran. Yok öyle bir şey. Caner'cim sana çok üzülüyorum. O kadar saygılısın ki gerçekten burada. Annen sana ne yapsa sen saygını asla bozmadın. Teşekkür ediyorum sana. Kına gecesi bugün en büyük hırçınlığı kına gecesinin... olacağı gün kesinleştiği için geleceğim. Çıldırdı Melek Hanım bugün. Çıldırdı. Dün de zaten Elif kabul etmişti kına gecemizi yapalım diye. Ondan demek ki bir yumuşama var Melek Hanım. Alışveriş var. Bak her şey var. Ben şimdi kafama böyle geliyor ya. Bir tane Caner'in bir mendil alıp da üstünde görmedim bir mağazada. Hep Anastasya'ya var her şey. Ne biz Caner'e yok. Hep aynı. Anası zengin ya, bunun parası var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Açlar bunlar, aç kuçular. Benim nişanlım o, yaparım tabii, niye yapmayayım ya? Benim sana bütün, da yapacak. Bütün servetim, mallarlığım onun ayaklarına kere olsun. Sen de damatsın, kaynananmış ya bu. Ya o ne kaynanası? Baldız da kaynanaymış, öyle aynı. Diyor ya. Peki biliyorsunuz, Melek Hanım. Biliyorsunuz aslında kına günümüz belliydi, 14 Şubat'tı, yapamadık. Allah nasip etmesin yine. Pazartesi Allah'ın izniyle yapacağız. Allah nasip etmesin. Kına kıyafeti bile seçilmişti, görelim. Merhaba, hoş geldin. Ay bulduk, yeni ben geldim. Şey, kına için elbise lazım. Tamam, yardımcı olalım. Ben şey, kına için istediğim rengi biliyorum değil mi? Hı hı, tabii ki. Hangisini isterseniz onu denetebiliriz. Kırmızı. Tamam. Kırmızı bakalım mı? Ben artık kraliçe oluyorum yani. Ne olacak ya? Bir de bordo renk önerebilirim sizin için. Olur. Tamam. Melek Hanım çıldırsın diye. Çok iyi olur ya valla. Melek Hanım burada olsaydınız beraber keşke seçseydik. Ama işte
Neyse, ben tek başına kraliçe olurum. Ne oldu Elif abla, kıskandın mı? Tabii ki ben kendi kendime elbise seçiyorum ya. Bu da kıpkırmızı elbise, benim kalbim gibi. Kaynana, kaynana, benimle oynama huysuz kaynana. Sizde bu şarkı var, ben biliyorum. Melek hanım, pişman olacaksınız. Pişman olacaksınız. Ya, ne kadar güzel elbise ya. Çok güzel ya. Tam kraliçe oldum, tam kraliçe ya. Bir şey söylemek istiyorum Elif abla. Artık sen eskisin. Artık ben yeni gelini oluyorum. Artık sen ikinci plan oluyorsun. Melek Hanım, senin gelin ne kadar güzel olduğunu sen unuttun mu? Hatırlayalım sana. Bu kadar, bu kadar ben güzelim. Ben çok güzelim. Melek Hanım, normalde dünyada bu buket atıyorlar ama siz olmayacaksınız için. Çünkü ben biliyorum sizde bir plan var. Ben sizi şu an atacağım. Yıkala Melek Hanım, yıkala. Yeni kıyafetler seçersin. Yenilerini seç. Pazartesi için başka yeniler seç. Değil mi? Yenisini kendi seç. Damatlıklar, ayakkabılar, takımlar seç oğlum. Melek Hanım yapıyor. Sana yok. Sana yok. Ona var, sana yok. Senin hiç videon yok. Bir tane görmedik. Nişan yaptın. Ayol, kadınlar, kızlar yaptın. Hazırlanır. Erkeklerin... Hiç üstüne bir şey... Onlar yapacaklar ona. Kardeşim ya ben... manken. Onlar yapacaklar. Canan, niye benim değil. Oğlum? Tek tek konuşun. Şu anda kendim var ya, hani tek başımayım ya. Hmm. Tek başımayım. Ben nelerle mücadele ediyorum. Ne yaparsan yap, onun ahını almadan yap. Yapıyor da olmuyor ki. Yani... Ne yapsın çocuk ya? Ya ne yapayım abi? Daha ne yapsın ya? Abi şimdi kalkayım, elini ayağını öpeyim. Ayağını bile kapandı. Neler neler, şimdi de yaparım yine abla, yapar. Hiç sıkıntı yok. Annem o benim ya. Git öp annenin, sarıl. Gel elini bir öpeyim. Veremezsin. Tamam, bu kadar sinirlenme. Yok. Kurban olayım bak, gel. Öptüremez. Sinirlenme bu kadar annem. Ay. Canım benim, gel. Gösterdi huzurunu. Oh. Oh. Kafanı tak, elinde sonunda evleneceğim yani. Boşuna takıyorsun kafanı. Ay sen ilgimi istiyorsun. Ay sen. Çok ilgiye ihtiyacım var, sarmadım bile. Ay onu. Sen ilgi istiyorsun sen. Çok gördün mü abla, sarıldım hiç elini bile atmıyor. Çok yok. Başına da gitti, saçını şöyle bir attı. Evet, evet. Şöyle bir yaptı. İlgi istiyor. İşte anne, beni kıskanıyor. Bu seni evlendirmeyecek oğlum. Ben evlenirim abla. Seviyorum ben. Kıskandın mı kız beni öptü diye? Yok. Sarıldı size diye. Size yazık ya. Aa, baktığını, görüş bakışını gördüm. Resmen kıskandı Caner'in bana olan sargısını, öpüşünü. İşte seven ya, insan kıskanıyor abla işte. Ne yazık ki. Kıskandı. Yok ben düşündüm. Aa, ya. Yazık, bunun annesi yok ya, saramıyor ya onda. O son kesini öptü, yazık. Bunun annesi sevgi ya. Göstermemiş. Bir şey söyleyeceğim. Bıraksan da Anastasya da sarılsa. Gel bir annelik sen yap ona. Yok ya. Niye? Ne var? Ne olur? Ya beni elimi öpsene, sarsana. Ben onu istemiyorum ki. Beni tanımadığın bir sürü insan elimi de öpüyor bayramda, seyranda, gelenim gibi. Yani. Ne var? Bunda bir şey yok ama ben istemiyorum. Elimi ben öpüyor, bir daha görmüyorum. Çünkü tanımıyorum o insanı. Öpsene olur. Kıskandı şimdi Caner'i. Yok, kıskanmadı. Çok şu an kıskandı. Bak sana neden böyle durdu biliyor musun? Çok ben biliyorum. Kıskandı seni. O sana böyle durdu, sen onu öpsen de o seni öpmeyecek. Sen bu kızı o kadar kan kusturdun ki. Artık sevgiyle gelsen de o sevgiyi artık kız işlemiyor abla. Ya istemiyorum ki. Çocukça tripler yapıyor. Çocuk aşkım, zaten. Seni benim gibi kimse sevemez ya. Çocuk ya. İşte diyorum ya, çocukça tripler yapıyor. Çocuğu. Yok, zaten onu benim gibi kimse sevemez. 20 yaşında ya kız. Allah Allah. Evet. Efendim Semra. Hiç kız 20 yok. Yaşında ya. Evet, daha çok küçük, daha çok 20 yaşında. Bence kıskandığını zannetmiyorum Melek Hanım yani. Kıskanır. Bence siz şu kıskanır. Annelik... Yok yok. Yok yok, Şükrancığım kıskanır. Ben annesiz büyüdüm. Anneye sarılan kimi görsem kıskanırım. Bence siz Melek Hanım yüreğim şimdi... Yüreğim acır.
şu annelik içgüdüsünden şöyle bir çıkın. Onun da uzun zamandır anasından uzak, anaya ihtiyacı var. Var o sevgiye ki. İhtiyacı var. Ama bir taraftan o yüzden da... kıskandı. O da istiyor. O ama tek ben başın, istemiyorum. O tek başına değilim. Ben var, annem var. Siz tek başınasınız. Çünkü bu nedenle... ben şöyle bir şey biliyorum. Bu son kere Caner öptü sizin elinizi. Çünkü sonra öyle sizden mi? Vazgeçiyor. Sonra o sadece bana ilgi gösterecek. Bütün ilgi bak, neyi size işte, gösterdi bana gösterecek. Sadece gördün mü bana. Nasıl kıskandı? Kelimelerin içinde ben her zaman söylüyorum. Benim, sadece bana ilgi gösterecek diyor. Benim size etrafımda yok, iki tane ateş var abla. Biri bırak burada biri orada. Tabii. Ya. Ne ondan ne yardan ne serden hesabı. İkisinden efendim de Mahsen. Yani Melek Hanım sen kıskanmış olmuyorsun. Oho güzeldi. Çok benim istedim. Doğurduğumdan küçük o Anastasya'yı kıskanmış olmuyorsun. Kızım, hayır hayır oğlundan. Senin torunun oğlum. Benim oğlum kadar o benim torunum canım kadar. Canım benim oğlumdan diyorum kıskanıyorsun ya herhalde. Niye kıskanayım ha. Oğlumu sadece kullandıkları için. Koruma içgüdüsü yok, bu. Yok sen bir takıldın kaldın niye öyle bir şey. Niye kıskanayım kıskansam evlendirme. Soruyu sormayı biliyorsanız sorun. Tamam. Gereksiz yere konuşmayın. Kına da ya utanmayın. Çok da güzel ya, olacak. Çok gereksiz olacak. Kına çok güzel olacak. Ne dedin sen de Anastasya? Bir sakin tamam. Sen de yakarsın. Ya o bunu utanıyor. Söylemiyor. Bir dakika durun. Herkes bunu görüyor, kıskanıyor diye. Niye utanıyor, niye söylemiyor? Gerçek söyleyebilir. Oğlumu yani. Kullanıyorsunuz yavrum. Kullanıyorsunuz. Ay, siz beni kullanmak istiyorsunuz. Sen burada oturup almak için. Ama beni kullanmıyorsunuz ve kullanmayacaksınız. Yapıştınız katran için gibisiniz. Şu an çıldırıyorsunuz yeğeni. Gitmiyorsunuz sakin katran ol, meditasyon gibi. Yap. Ya katran gibisiniz. Bol bol iç. Açsınız, bu. Aç. Efendim Ayşe. Tamam Melek Hanım. Ben Melek Hanım'da son 10 dakikada bir şey gördüm Seda Hanım. Dün zaten Elif de itiraf etti. Anne bırak nişanı yapsınlar. Bir şey neydi? Kınayı. Kınayı yapsınlar. Kınadan sonra gidişata bakıp nikah yapılmaz yapılır gibi konuştu. Caner'in öpmesine izin verdi ve güzel sarıldı. Birazcık böyle Anastasya zorlasa sanki Anastasya'yı da öpecek gibiydi. Ters köşe yapabilir mi acaba? Bir şey olabilir mi Melek Hanım? Ayşe'cim. Gerçekten kulayı yakabilir misin? Ayşe dur da cevap gitti versin. Mi? Ayşe. Gitti mi Ayşe? O aldı mı mikrofonu bırakmaz Ayşe. Mikrofoncu Ayşe. Ayşe Caner ablasından dolayı Anastasya'nın evinde kalmıyor. Her gün kapıda metroda beni bekliyor. Her gün beni öpüyor. Her gün bana sarılıyor. Her yok gün ya. Benden rıza istiyor. Caner öyle. Her sefer sizden atlamışsınız. Annem o benim tabii. Metroda yok. Biz aynı yerde oturuyoruz. Nerede oturuyorum? Bu vagonda ben Caner öbür vagonda. Uzak oturuyorum. Kadınlarla bile oturup iki muhabbet edemiyorum. Sırf Caner onların yanında diye. Benim evladım beni her gün öpüyor. Senin yanlışın var yani. Yani... Bu kına olacak pazartesi olacak, günü. Olacak bu kına kararlıyız olacak. Yani. Bu en güzel kına. En güzel. Hala aklım başında değil. Gidi Afsaf oğlum. Tamam, Afsaf oğlum kullanılıyorsun oğlum. Bugün yeni kıyafetler seç. Tamam. Yeter ama hakikaten yeter. Ne olacaksa da olsun. En çünkü pahalı zaten. En pahalı. Tamam ablacığım. O değil mi? Ablam ne dedi o? Üstünde. Allah yürütmeyecek o yolu size ay, ikinize. Bırak ya. Hepinizin yolu ayrı gidecek. Şimdi bir dakika bu diyor ya Seda abla susmuyor. Bugün diyor yeni kınalıklar seç. Evet. Bir anne olarak gel sen seç onunla beraber. Sen de damatlıklar seç. Bravo Caner. Sen bir anne olarak gel onunla beraber seç. Kime seçeceğim? Bak yoksa elinde aile gidecek. Ben beğenmiyorum Anastasya'yı neyi ben mi seçeceğim ya. Niye? Niye? Sen İstemiyorum ki ben Anastasya'yı. İste artık sen, diyorsun. Bana bir sürpriz yapın. Söylemeyin sürpriz olsun o gün bana. He. Benim adetime, örfüme, kurallarıma uygun kız seç. Ben ona gecede giyeceği 3-4 takım birden şimdi alayım. Şimdi bak, ya bir saniye. Ya. Bizde ben adet şey çünkü. Seda abla. Kınaya bir kıyafet de çıkılmaz bizde. Şimdi Hanım. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bir dinle. Şimdi örf adet diyor ya. Şimdi genelde hiçbir örf adette erkek mesela kızdan mehir istenmez. Yok işte sürekli hani tamam ailede bir kişi olsun bile benim tarafımda durmaz mı ya? Kimse durmuyor. Kimse açıyor. Kimse demiyor. Oturalım bir anlatayım konuşalım. Ya. Bir dinleyelim kapı, bakalım. Kapı. Kapıdan kovuluyor. Bir dinleyelim bakalım bu çocuklar ne anlatmaya çalışıyor? Evet. Ne anlatıyorlar ya?
Bu nasıl bir aşkmış, nasıl bir sevgiymiş? Bunu söylesinler diye uğraşıyorum ama söyletemiyorum işte annemin yüzünden. Doğru söylüyor. Caner'den annesine teklif. Anne, gel beraber başımızda ol, Anastasya'ya kına kıyafeti seçelim.